Türkmenler öz tarihinden haberli olsun deyip bu kitabı, yani Türkmenlerin tarihi ve ferhengi diyen kitabı sol zarurata beraber mutabık ben bunu 60. yıllarda yazdım. Kohandu Muhammed Salih Rasih Yıldırım, Ferhengi Rasih hormatlı dostlar. Beyik Allah'ın adı bilen, assalamu alaikum hormatlı dostlar. Dünyanın her bir küncündeki bizi görüp oturan olsanız, size berk can sağlık, işlerinize üstünlük arzu ediyorum. Hormatlı dostumuz, koment yazıptılar ve peyam gönderiptiler ki, şahsiyetlerimiz bilen gepleşiniz yok deyip. Hormatlı dostlar, bu ömrüne dil, edebiyat ve tarihe bağışlan şahsiyetlerimizin birek bilen bugünkü programımıza gepleşimiz var. Elbette eyni dilimizin ösmeği üçün, tarihimize halka bildirmek üçün, hem de geçmişimize kitabat edip ve elinden gelen hizmeti eden şahsiyetlerimizin biriyle. Hormatlı ildaşlar, onda gepleşimize ta sonuna çelli dinleseğinizler ve görseğinizler. Elbette ki bugünkü programımıza mehman bol oturan şahsiyetimiz Doktor Pohant Muhammed Salih Rasih Hazreti Pantun Balx Pantun'un masteri bölümünün coğabkarı. Hormatlı Üstad, programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür, sizden minnettar. Teşekkür. Sağ olun Üstad. Birinciden geçmişten başlayın. Bir özünüzü kısa tanıştırın. Ben Muhammed Salih Rasih 1341 yılında miladi hesabıyla 1962 yılında Antoy'un korkun ulusu ağırlığında yani Faryab olayetine dünyaya indim. Son başlangıç ve orta mektebi korkunda okudum ve lisanı Ebu Müslim ve Khorasani Antoy şehirde okudum. Lisan sorumu Kabul Pantun'un Edebiyat ve Ulum Meşeri Fakültesinde hem de masterlığımı şol puantından ele getirdim. Son yıllarda Cermeni'nin paytaxtı olan Berlin şehrindeki Humboldt Üniversitesi'nde özümün doktoramı korudum. Ben Rıştam Egerçi Fars Edebiyatı. Yani ben 1362 yılda Kabul Puantun'da Üstad Sıfat'ta mukarrar oldum şol seneden beri. Şol departmentte işler geliyorum, ders veriyorum. Karib 40 yıl olup geliyorum. Hormatlı dostlar, elbette 40 yıl beri Puantun'da ilmi bilimin ösmek için hizmet eden şahsiyetlerimizin biriyle. Ama şimdi ilmi taraflarına öktübüle gitmen için biz halkımızın dili, edebiyatı ve tarihi bakışında bölümde eden hizmetler arasında gepleşikimiz devam eder. Hormatlı Üstad, bir vakit zamanlar sizin kitabınız bundan takriben 12 yıl ön men elime gelipti ki okak görüptüm Tarih ve Ferhengi Türkmen ha. Ve bu kitabı yazmak size kıyın düşmedi mi o vakit zamanda menbehem şayet kem olsa? Ve birinciden aydın ki bu kitabı ne için yazdınız? Bilişiniz yani Afganistan'da hemişe marihler berde yaşayan kavimlerin tarihini tarif edip geliyorlar. Başkaça yazanlar ve hakikati bol bütün vakaları onçalıklı ilmi ve akademik yazma. Şunun için ben tesmim aldım. Halkımız bizim şol parlak ve şububan tarihimizden haberli oldun deyip hususen Türkmenler öz tarihinden haberli olsun deyip bu kitabı, yani Türkmenlerin tarihi ve ferhengi diyen kitabı sol zarurata beraber mutabık ben bunu 60. yıllarda yazdım. Aytışınız yani sol yıllarda manba mağazam köp kem tapılıyordu. Sol herhalde hem Kabul'da biraz ganimetti, kitapkanalar vardı, bazı ferhengi ve ilmi adamlar vardı. Şolorun kumakı bilen ve şu manba mahkazları derinip Türkmenlerin kadim zamanından beri henüzce
tarihi, ferhangi medeniyeti, huneri ve başka etniki hususiyetleri var da bu kitabı yazdım. Elbette bu kitap Fars dilinde yazılan. Sebebim birinciden kıynansağım Türkmen doğrularımız Farsi dilde yaşı okup biliyorlar. Ve ikinciden ben Türkmen olmadık milletlerim. Türkmen'in parlak tarihini, medeniyetini, folklorunu, dil ve başka hususiyetlerini bildim deyip bu kitabı Fars dilinde yazıp çap ettik ve yenideçe üç gedek çap etti. Çap edildi ama sultanlarda yine nutkaları tabulmuyor. Halk çok kızıktı ve bu kitap iki bir sefer, 2000 bir sefer, 500 bir sefer, 1000 cilt çap oldu ama benim yanımda yeni aktar kurdum bir cilden bir okuyun. Hormuşlu dostlar, ne çekecek çap olan kitap ama hazır kitabı şunca zahmetler bilen çapete yerlan kişinin yanında bir nüshası kalmandır. Yine hormuşlu dostlar bu kitabı biz nirlerden tapıp bilers ama kayta baştan çaplansa onu hükman sizlerle paylaşarız. Yine hormuşlu ustadan soralım ki kitap başlanışta hükman qiyinroq bolandır tarih ve yazmak için kitaplar okumak bolandır. Şu vaxt zamanda bunun yani internet hem yok, bunun yani kitapxanalar hem ve oğan sanırım yağdaya şu vaxt zamanda hem az ökübde qovub olmandır. Ama hormat usat, kança kitaplar okansınız, nirlere varansınız bu kitabı yazacak ol, bir gurun verin. Ayrıca yani o zamanlarda ben mahal tapmak çok kıyındı. Ben Afganistan'ın İlimler Akademisi, Balkpan Tuni, ve Kabul'un amma kitapkanası, şunun yani Kabri ilmi akademik şahsiyetlerimizin kitapkanalarından hayırlandım. Elbette ben mağazalar muhtalif ayrı ayrı dildeti, Farsi, Türkmeni, Azerbaycani, Türkçe, Özbeki ve başka dillerdi. Bir hatıranı yatlap geçtim. Ben bir kilom Kabul vardım ve Kabul'da kitap fırışlara bir aylanıyorum. Taze kitap çıktı bana. Gördüm bir kitap yazılıptır, iki mertebeden çap olupdır. Ve Kabul Pantonu'nun Kupra Uli Pohant rütbeli bir ustadı onu çap ediptir. Bunu köşel mavzularına, feyrisine bir göz ayladım. Ben öde terme yakın bilip onu dilçez bilip aldım ve barıp şol bolyonerimde okak gördüm. Ben kitabımı iki mertebe çap edineken ol adam. Şol bunun yani işlerim Afganistan'da bulayor kabul. Ve edebi oğurluk hem deyse bolup biler de. Hormuş Usat, tarihi kitabın elbette göz başı nereden alıyor? Türkmenlerin de bir kıyısı kitabın mavzusunu hem bizlere aydı geçseniz yakışı olur. Bir neçe Türkmen doğanımız bilen yoktur ki. Ama aytıyorlar, asıllı halk biz. Yani Türkmenlerin tarihini yazacak planınız, şol başlanış mukaddemesine nereden başladınız? Türkmen halkı bilsiniz yani kadim zamanlarda Oğuz diyenler. Sonki asırlarda son Türkmen deyip ad verenler. Ve Türkmenler Oğuz ve Türkmen'in başka hem Hunlar var, Gök Türkler ve başka invanlarda, adlarda hem tarihlerde gelen. Elbette ben Türkmen tarihini şu 7800 yıl ön şu başlanış çeşmelerinden başladım. Ki Türkmenler Kayseri Tire tayfaları var, bunlar neyle oturumlar olupdır. Bunlar nemişler ediptirler ve nereden başlaptırlar, nerelere göçüp barıptırlar, nerelerde medeniyet, imparatorluklar, hükümetler kuruptırlar. Ve Türkmenlerden kalan ilmi, edebi miraslar ve şunun yani tarihi tecrübeler nemi olupdır. Ve bunların köpkette şahsiyetleri dünya boyunca kimler olupdır, onlar nemişler ediptirler.
ve Türkmenler tarih boyunca çok devreleri geçenler. Bu devreler yenişli ve yaxşı devrelerim bular, yaman devrelerim bular. Bana şu Türkmen'in geçmişini ben ta hazırki zamanaca yani 20. asıraca şu kitapta bura hullas şeklinde yazıp çıktım. Kısa şeklinde kitapta Türkmen halkının başlanışından ta hazırki zamana çeli geçmişini hormatlı ustad kitabı sendiriptir. Hormatlı dostlar sizler hem bu kitabı bir gezek okusanız geçmişinize, büyüsüncünüze ve geçmişinize kullanır yani mevzulara tap bilirsiniz. Hormatlı ustad ikinci kitap hem tarihi Türkmen'den geçmişine değişli. Bu hakta hem bir kurum verseniz ki şöcere-i terakuma. Bu hem gözüme ildi ki çaptan çıkıptır ve bu kitap nahil bir kitap aya Türkmenler için muhim mi? Şöcere-i terakuma bilirsiniz yani benim öz talif eden kitabım değil belki o Xiva Khan'ı Abulgazi Bahadır Khan'ın kitabı. Şol vaxtlarda bir kemiyap köp tapılmayan kitaplardan tey. Bu kitap küçük kitap oldu da köp kıskap oldu da Türkmenlerin tarihi var da ve köp bir önemli bir manba. Ve acip yeri bul ki Türkmenlerin köprak arsari taypasına degişli kitap. Şu arsari kavimleri tarih boyunca nelerden hareket ettiler, nelere barıptırlar. Ve bunlardan ulu ulu şahsiyetler, padişahlar kimler olan nameler görüptirler, nameler eşitiptirler. Bu Abulgazi Bahadır Khan diyen Xiva'nın khanı 18. miladi asırda dirçilik eden ol bir muarrih, bir alim ve savatlı geçeken Türkmenlerin yaşulları öldürü kayış edenler. Abulgazi Bahadır Khan şol mukaddemesinde aytıyor ki Türkmenin yaşulusu, yaşulları minin kayış ettiler. Şimdi yani kitap yazsan deyip, şunun kayışına göre ben kitabı yazdım deyip kaydediyor. Mutakassız adam olamadı, adına meşten deldi o yıllarda. Ben özüm çok kızıklandım şu kitabı. Birinci yola akademi ulumda bir nuskasını, Türkmenistan'da çap olun nuskasını okudum ve onu ben hatta şu vakta kalem bilen göçürüp aldım. Son bir iki nuskanı mukabil ettim ve tavsiye ettim ve şöyle şecere-i terakımanı çap ettik. Yaxşı, ustad sorağımı bulduk ki, Abulgazi Bahadır Khan'dan yaşullar xahiş edibdir. Sen bir şöyle bir kitap yazayım. Ama tarih ve ferhengi Türkmenhani yazmak için Türkmen'in yaşulları size yüzlendi mi? Ya ha şöyle bir kitap yazmışsın geldiler mi? Asıl soru bu. Elbette tarih ve ferhengi Türkmenhani'nin talif oluşunun sebebi biri benden şu Türkmen'in tarihi, geçmişi, Türkmenlerin mirası. Şu aralarda çok sorular veriyordular. Halk soruyordu. Ve mutasifana kıyınansağım halk özgeçmişi vardı, hiçbir hili malumatı yoktu. Onların halkım kahiş etti, yaşlılar kahiş etti ve özümün kızıklanıp elbette şu vakta biraz kıstak aradım oldu. Şu kitabı yazdım. Nem için diyende şu vakta Afganistan'da çok bir kızıklı ve bir taze dövür başlap bariyordu. Halk tarihini, geçmişini ve ferengi mirasını düşünmesi gerekti. Şunun için bunu biraz acele bir an kıstavlanım yazdık. Ve gelecekte inşallah eğer Kudavan'da umur verse bu kitabı tavsiye vermek, bu kitabı biraz müfessirlik yazmakım olur mu kadar? Yaşa. Hormuşlu dostlar, bu kitap neşe gezek ve çap olup durama yanından Abulgazi Bahadır Khan'ın eserini hem ustad tasih edip çapa teyarlap ve onu hem ildaşlarımıza çap edip hödürlaptır. Hormuşlu dostlar, indi geçmişimizi bilmek için şöyle eserlere okumamız mühim zatların biri gider. Ama tarihin yanında edebiyatı dil hakkında hem hormatlı ustadımız köp işler ediptir.
Dil hakkında nami işler ettiniz o saat bana hem bir kısaca açıklar geçin. Bilsiniz yani her bir halkın huyeti onun adı abrayı dili oluyor ve edebiyatı oluyor. Kıynan zaman Türkmen dili Afganistan'da kabir sebeplere göre çok bir aşak derecede kalıntı. Macer kavimlerimiz bu Türkmenistan taraftan gelen son Afganistan'da bilişimiz yani Türkmen dilinde hiçbir neşerat olmandır. Ne televizyon, radyo, ne akbar, ne kitapça olup'tır. Yine bir taraftan bu dillerde Farsi, Paştu'dan başka dillerde mektep okudulmaktır. Hatta medreselerde hem Türk dillerde, o cümleden Türkmen dilinde bir sofalla yarı okuyamasalar başka kitaplar okulmandır. Şu anda bizim Türkmen dilimiz bir kepleşik dil derecesine aşağı gelin. Geçen yıllarda bir cüz'i iki iş olan biri merhum Halife Sahip Kızılayak ve Halife Sahip Karamoğlu'nun takarlası ve ihtimamı bilin. Bir küçükçe Risale Farzayn-ı Türkiye deyip çap olundu. Ve ikinciden hem Abdurrahim Oraz Cenablarının atası Oraz Muhammed Efer'in bir şiiri bir ceridede çap olundu. Başka bulan iş yoktu. Şu anda Türkmen dilimiz biraz ol edebi miyarı, edebi grameri tarafları çok açık düşüptü. Ve ikinciden Fars dilinin tatlısını alıp sultan kıyılarda çok bozulan bir dil aylanıptı. Misal suratta benim için aytıyorum da yani Türkmen dili bir söz der belki grameri şeklinde sahtarında hem Fars dilinin kem kem Özbek dilinin tasirinde alındı. Misal versem mesela bir gün bana bir okul adamımız aytıyor bunların tankar ha yapıların bari kendi diyor. Olsun aynı tercüme de o Türkmen dilinin öz düzülüş düzgünü var. Ve Fars dilinin alayda özünün bir düzgünü var, kaydaları var. Kıynansakam bizim dilimiz şöyle grameri taydan hem başka dillerin tesirinde kalındı. Olmuş için... olsat elbette sözümüze üzüm. Şun yan bir yağdaydı. Şu Uğansan'da Türkmen dili bölümde nemi işleri ettiniz? Aya bir elif bahse var mı, yok mu? Eğer var olsa bu bahçelerde nemi işler edildi? Dine özünüz işlediniz mi ya grup işlediniz mi? Nehili? Dili östürmek ve tavsiye vermek için her bir dil bulundum. Bir kança iş gerek. Birinciden şu elfa meselesini çözüş gerek. Her bir dilin özüne mahsus elfası olsa yakışarak olmalı. İkinci merhalede bu imla inşa meselesini düzmeli ve bir düzgün çıkarıp şu düzgüne yerip yazmalı. Üçüncü merhalede dilin gramerini yazmalı ve koşuş etmeli ki miyari dil sıfatı şu gramara yerip yazmalı. Ve dördüncü de dilin şol sözlük bağlılıklarını köpeltmek için ve suçça ve asil kelimeleri kullanmak için sözlük yazış meselesi zarur olup duruyor. Sözlüğün üstüne gelirsin Abu Sad. Ama elif fa arasında kaysa bir pişnihadi sizin projeniz ya yazgınız boldu meyin ve elif fa Uğansan'da Türkmen dilinde nehile resmi bir elif fası var mı yok mu? Elif fa meselesi var adaysam 40 yıl yani 1357 yıl Güneş Ceridesi çap olunan beri bizlerden önem ferhengi ve edebi ilmi şahsiyetlerimiz elfa meselesinde köp bahsedenler, köp yığınaklar geçirenler, köp cedelleşip mübahize edenler ve bunlar guru guru özlerinin pişnadı olan, teklifi olan
ve şu öz bildiğince elfanı tertip vermek ve düzgün el salmak için işler bulun. 60'lı yıllardan başlayıp Kabul'da, son yıllarda 70'lı yıllardan son Mazar-ı Şerif'te, Şıbırgan'da ve başka şehirlerde Türkmen elfasını düzmek için aladalar buldu ve bir yerde mübahiseler buldu. Kanca yolla oturuşuklar, seminerler, konferanslar buldu. Ben hem sonra katlaştım. Elbette pişnahatlar birbirine yakındı. Şimdi bir tane aitmem gerek ki Afganistan'da Dil uğurda, yani dil sinatı uğurda bizde mutakassız yok değilse mahvolmaz, köp az. Şunun için bir amatöri şekilde nazarlar vardı, mübahiseler vardı. Biz şu nazarları cemlep, bir iki yıl oldu mu, üç yılın bir neticeye yetiştik. Onlar bizim Ravşan fikirlerimiz, ferengi şahsiyetlerimiz, şu mübahiseleri devam verip, kol çekişip, bana şu pişnağıdı, şunu yani biz hemmemiz bulup şunu onurduk, şuna geliştik diyen bilinem. Ta ki onun izinde bir devlet olmasa, bir ilmi, akademik devleti maalesef olmasa bu revaç tapacaktı lakin. Şunun için şu son yıllarda koşuş oldu ki Afganistan'ın ilimler akademisi taraftan şu pişnağıt kabul olsa. Son kanca yola oturduk ve şu pişnahatları, şu nazarları cemmendi ettik. Son ahir bir netice geliştik Mazar-ı Şerif'te. Ve bunu menen hayş ettiler ki yine birkaç ustalar bilen barıp akademi ulumda matra etsek ve pişnahat verdik akademi uluma. Son akademi ulum taraftan bir koşuk, bir komisyon icat edildi. Akademi ulumun reisinin hukumu bilen. Bunda onların zabanşinas mutakassız alimleri vardı ve bizden hem benim özüm Puanval Muhammed Nazari, Abdurrahman Söhbet ve cevanlardan hem vardı ve Aziz Omar. Şimdi bir kemisyon üç günlap şu nazarlar, pişnahatlar vardı. Bahsedildi ve sonra ahir bir netice gelinip şol pişnahat akademi ulumun ilmi yukarı ilmi şurasında tesvip oldu ve akademi ulumun reisinin kolu bilen yani imzası bilen bu Maarif vezaratına ve başka değişli idaralara iyi verilip Türkmen elifası kabul edildi. Yani Afganistan Türkmenlerinin ene dilinin bir resmi elifası bulubdur. Ben. Hormuz ve Ustad, bunu çap edip ayırtmağa fırsatım bulundalır ama baralın yeni sözlüğünüzün devamında bir sözlük yazmalıydınız ve sizin hem yazan bir sözlüğünüz var Ferhengi Rasıx adında. Bu hakta bir gurur verin ki sözlük yazmak ansad işlen bir ege değildir yönelikin. Sebebi ne mi ki böyle bir sözlük yazdınız? Sözlük dili bay etmek için, dili östürmek için şartların en mühim bir tarafı. Şunun için biz bir guru Türkmen olan ferengi adamlar sözlük düzmene çıtıraştık ve 4-5 nefer olup 3,5 yılda bir sözlük düzdük. 4-5 kişi 3,5 yılda? 3,5 yılda. Sözlük yazış ama çok bir ağır iş. Bunu başka mülklerde, haricde, başka yerlerde 10 nefer, 20 nefer olup işlerler. Şimdi gele edip oturmayın, 4-5 kişiden başlanışta benimle hemkarlık ettiler. Son bilmedim ne sebepler için. Ben yeke kaldım, yetek yeke kaldım. Şunu tek mil edip çaptan çıkardık. Sözü alıma, öz bilişime göre. Ve çok halkım kızıklandı. Bu sözlüğün ahmiyeti bunda ki dil eğer neşeratı olmasa, onda tedris olmasa, ulanılmasa, şu Farsi zamanlar daire-i vacegan diyor bir
Şol sözlerin mecmusi. Şol adal par veriyor. Adal par veriyor. Onun oruna başka dillerden koşulup dil sustayıyor. Sözlük bana şunun ağrını alıyor. Armas Ustad, bu sözlük şu yerde koyupsanız iki nüshasını bana bir verin ki dostlarımıza bir gör gezeliyim. Neçe gezek çap oldu? Bu üç gezek çap oldu. Hı-hı. Birinci nemezmengem de yok bana bu. Hı-hı. İkinci çapı. Bu Pohanduy Muhammed Salih Rasıh Yıldırım, Ferheng Rasıh hormatlı dostlar. Elbette bu ikinci çapı. Birinci çapından sizden nüsha kalmadı. Ben de kalmadı. Son birinci nüshası, ikinci nüshası yetişmedi. Son üçüncü nüshasını bana bunu Üstad Muhammed Nazari'nin himmeti bilen üçüncü nüshası çap oldu. Bundan biraz bahriyiniz. Bu üçüncü nüshası ama yakşı sözlük, hormatlı dostlar. Bu sözlüğe Türkmen sözlerine, lügatlarına elbette manasını farsça da aktarsanız onda tapıp bilersiniz. Yine hormatlı ustad bunu ne kurun verin ki bunun bu Türkmen bir yerde yazıklı Türkmeni deri. Evet. Ama deri Türkmenisini hem işlediniz mi, işleriniz yok mu kitabın? Doğru. Bu Türkmençe, Farsça ediciniz yani Türkmen sözleri Farsça teşhi bulun. Hem şu Türkmenler bilte ve hem Türkmen öğrenecek adamlar. Hava. Türkmen dilini kızıklanan adamlar bunun hayırlanırsa deyip. Bunun da ikinci tarafı Farsça, Türkmençe'nin bir işle bu derin. 90-95 fizet kurtarıp geliyor. Ol bunun uğradan ketterek olarak bir kitap oldu. Bu 600 kaça safa? 606 safa. 606 safa. Şüphelen deri Türkmeni bölümü, yani ikinci cildi, 1007 safa mı şunca olur. 1007 safa. 1007 safa. Böyle, bunda bir kıyınçılık şuleyken bu farangı kaça ilap çap edilmedik. Ha. Bana kabir intişaratlar görkesi kub çalıp yaşı kitap ama bunun masrafı kub diyorlar da. Masrafı kub. Masrafı kub, kette kitap deyip bunu çap eden yoklar. Şimdi bilmedim ikinci cilde kibirimin safhadanım kubrak onun rakam çap etsek. Bunu yani küçük kitapları biraz çap etmek ansat. Ama o Afganistan'da muhalifin ödünün imkanatı olmasa kette kitapları çap etmek biraz qiyin bo'lar ekan. Qiyinroq. So'ngam bo'lsa, kitobda kitobxonalar chaplasa, hurmatli do'stlar, albatta uni ba'zilari arzatıyor. Ya'ni boshqalarga o'qiyotgan kishilarga pul bilan beriyor, satıyor. Yo'na bizning xalqimiz mumkin kitobi ham azroq alyon bo'lsa, ama ilm do'stu o'z ona tilini so'yon kishilar mumkin bu borada tavajjuh etsa, hurmatli do'stlarimizdan ham xohish etyonki, albatta kitob 95 فیصد تکمیل کن یعنی در برنامه شما وقتن سون تکمیل بولار دیار حرمت لوستاد منون چاپا اوچین هم البته ترکمن خلقمز ایش لسلر و یاردم سلر حرمت لوستاد گلدک بو سوزلگون یزلش تاریخنا قیس تاریختن باشلنده قیس تاریخت تمام بولده من تاریخا اونچه Hakik yazımda kalma, aptırış bilen. Şu 90. yıllarda çekildi. 90. yıllarda. Elbette bu sözlüğü yazmak için bana harici alimlerden biri, ustadım hanım Ingeborg Baldauf Kupp kumak etti. O bir yerde İngiliz dilinde bir yakşı takrizam yazılan o taraftan. Ben bir ay gidip bunu yazmadan ön Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde taze sistemde bu sözlük yazmak kurs aldım Humboldt Üniversitesi'nde ve son şöyle o sistemlere uğranıp bu sözlüğü yazdım. Bir de adam aydışım gerek ki bana bunu yani sözlük Fars dilinde yazmak kubansa şahit bulsa. Hem için
Fartında öngörülen yol var. Ve başarılı işlen. Bu sözleri ben çün manma makar yok deneyendi. Bunu halkın ağzından aldım köprak. Müsahip ettim, seslerini sabit ettim. Karı ve tecrübeli adamlar bilen sorab. Şunun için biraz kıyınacak düştü. Şunda da kabirlere hayranım alıyorlar. Ben bunu 3,5 yılda tekmil ettim. Bazılar 10 yıl, 15 yıl şundan bir sözlük yazmak için sarf edenler. Elbette İran'da, Afganistan'da, şu bir yerlerde şu bir adam, iki adam sözlük yazmak tecrübeleri var. Başka mülklerde bunu cemi yazıyorlar. Ve son benim şöyle işe girinden son bildim ki sözlük yazış bu ansadı işim de lekende. Birinciden bana biraz salayet gerek, ilmi salayet. İkinciden şöyle düzgünleri, miyarları biliş gerek. Üçüncüden metinleri okumak gerek, kadim metinleri. Dördüncüden şul halk bilen gepleşik geçirmek, yani halk dilini bilmek gerek. Şunun için bunun hamma vaadi köprek halkın ağzından cimlenin varlığında. Yaşulamızdan biri gaitiyor ki medrese varsam Çağatay'a ders veriliyor. Şahsiyetlerimizin ortasına gelsem veya hem şul akademik şahsiyetlerimizin ortasına gelsem size mayıt geçtiniz yani Fars edebiyatının tesirine alın. Bir neçe dilimize Farsi sözleri koşuyor diyor. Ve etrafa gitsem bir neçeler hem savaşsız olur hem ökde bile Türkmen sözcüğe geplebilen yok diyor. Dine onun fikrine göre Türkmen dili obalarda yaşayan çobanlarda, yaşlılık adamlarda sözcüğe kaldı diyordu. Ben o kişinin nazarımın bu arada nazarım yok. Ama şol obalarda kalan yaşlılık kişilerden müsahibe geçiren mi olsanız gerek? O mümkün gıyın düşen mi olsa? Doğru. Şöyle yaşlılar mütesefana diysem mi ya, hoşbahtana diysem mi? Yiğitlerden göre dil bayrak da Türkmen. Hususun bana kıyın molun yeri, mesela otların, şunun yani tabi inertelerin atları, kıyıntı, köprak, şunun yani yaşlılardan, çobanlardan, dehanlardan, şöyle dışarıda yaşayan adamlardan sonra almak gerekti, şöyle iş ettik. Elbette Türkmenistan'da çap olan kamuslara, söylediklere de mi aradık? Türkmenistan'da Kiril alfazında son kasırlı yıllarda Latin alfazında birkaç sözlükler yazılan onlardan istifade oldu. Bunda bu sözlüğün bir hususiyeti ayrıtınlığı şöyle bu Afganistan lahcesinde Türkmenlerin lahcesinde yazılan köprak. Bilişiniz yani o yerde Türkmenistan'da teke ve yumut köprak teke lahcesine esaslanıp miyari standart dil ortaya geldi. Biraz tefavutu var biz bilin. Şunun için biz şu Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin, Türkmen tayfaların dillerini esas verip şuna tekke edip köprak şunlardan söz cemledik. Hormuşlu dostlar, gepleşimizin birinci bölümü şu yerde geçirip kotarıyor. Yöne gepleşimin devamı var. Yeni bir gün son, elbette şu adresten siz hormatlı dostlara gepleşimimizin devamını yeniden yayılma koyu verirsiniz. Hazır, hoş baktınız.